Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz Bitcoin'de döngüler bozuldu mu? Özellikle son dönemde meydana gelen düşüş yönlü sert fiyat hareketleri sosyal medyada karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Bana da mesajlar geliyor. İşte Bitcoin'de döngüler bozuldu mu? Sezon yapısı bozuldu mu? Artık bundan sonra eskisi gibi sezonlar olmayacak mı? Yani aslında bunun anlamı artık bundan sonra yükseliş sezonları görmeyeceğiz mi? Tabii önemli bir konu. Ben de konuyu araştırdım ve sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Bitcoin'de 4 yıllık genelde kabul edilen döngüler var arkadaşlar. Döngülerden bahsediliyor. Bu döngüler de halving olayına aslında bağlanıyor. Halving dediğimiz ödül yarılanması, yani belirli bir tarihte Bitcoin yazılımında bu baştan itibaren kodlanmış. Yaklaşık 4 yılda bir hem Bitcoin üretimi bir gecede yarı yarıya düşüyor, hem de bunun sonucu olarak bazı gelişmelerin de buna eklenmesiyle Bitcoin üretim maliyeti zaman içerisinde bu halving meydana geldikten sonra yukarıya doğru hızla tırmanıyor. İlk halving ne zaman gerçekleşmiş? 28 Kasım 2012. Yani grafiğimizde yaklaşık şuralara geliyor. Kasım 2012. Bu gördüğünüz grafik İlk sezonu ifade ediyor. Yani borsalarda Bitcoin'in işlem görmeye başladığı 2010 yazından itibaren alırsak 2010, 2011, 2012, 2013 yılları. Bitcoin'in çalışmaya başladığı zamandan itibaren alırsak 2009'un başı, yani o zaman 5 yıl oluyor ilk sezon. Aslında normalde bizim döngülerde ifade ettiğimiz genelde 4 yıl olarak ifade ediliyor. Şöyle bir genel eğilimle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Halving olmadan önce bir yükseliş ve düşüş yaşanıyor Bitcoin'de. Halving olduktan sonra da bir yükseliş ve düşüş ve ondan sonra da asıl büyük fırlama yaşanıyor. Sezonun bozulduğunu düşünmemize şu anda neden olan şey ise şöyle ifade ediliyor. Bitcoin'de biliyorsunuz bir tepe yaşadık. İşte 73.500. Bu normalde hep bir önceki sezondan daha yüksek bir tepeydi bu. Yani all time high, en yüksek, tarihi yüksek seviye gördük. Genelde bu tarihi yüksek seviye halvingden sonra görülürdü arkadaşlar döngüler içerisinde. Ama bu defa tarihi yüksek seviye halving tarihinden önce yaşandı. Son halving, 4. halving 19 Nisan'da yaşandı. Oysa Bitcoin'in tarihi zirvesi Mart ayında görüldü. Mart ayının ortasında görüldü. Aslında normalde bunun daha sonra görülmesi gerekiyordu. Bu görüldükten sonra 73 binlerden sonra Bitcoin işte son haftada 200 günlük ortalama olan 58.300'ün de altına sarktı ve 53.600'lere kadar şöyle iğne attı günlükte arkadaşlar. Ve bir çift tepe formasyonu şu anda aktif hale geldi ve bu formasyonun hedefi de 30.000 40.000 dolarlar. Formasyonlar illa gerçekleşecek diye bir kanun yok. Formasyonların gerçekleşme ihtimali %50'lerle 60'lar arasında ifade ediliyor. Ama bu formasyon hedefine bakarak deniliyor ki Bitcoin buradan eğer %50 yükseliş sezonunun içerisinde, yani 2024 ve 2025'in yükseliş olması gerekir normalde sezonsal döngülerde. Eğer bu Bitcoin böyle 30-40 bin dolarlara düşerse bu sezonların iptal olduğu anlamına gelir diye bir düşünce var. Öncelikle şunu söyleyelim, Bitcoin bunu yapsa bile, yani 30-40 binlere düşse, 73 binden aşağı %50 kayıp yaşasa bile bu daha önce Bitcoin'de görülmemiş bir durum değil. İlk sezonda asıl büyük yükseliş yaşanmadan önce iki defa çok büyük yükselişler ve ondan sonra büyük düşüşler meydana geliyor. Bakın mesela 2010'larda borsalarda ilk işlem görmeye başladığında Bitcoin 0.05 dolar. Buradan 30 dolarlara kadar tırmanıyor ve oradan hop aşağıya 2 dolarlara kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi 30 dolardan 2 dolara düşüyor. Daha sezon bitmeden sonra buralardan tekrar 200 dolarlara tırmanıyor ve oradan 70 dolara düşüyor. Yine çok büyük bir tırmanış ve düşüş ve ondan sonra asıl büyük tırmanışı yapıyor ve 1000 doların üstüne 1132 dolarlara tırmanıyor. Yani birinci sezonda 2 defa Bitcoin çok ciddi kayıplar yaşamasına rağmen üçüncüde çok büyük bir yükseliş meydana getiriyor. Burada bir sorun yok. İkinci sezonda çok daha yumuşak ve çok daha düzenli bir artış gösteriyor. Böyle büyük kayıplar yaşamıyor.
Ama 3. sezonda yine 2021'de yine bakın 60'ları geçmişken oradan ta 29'lara kadar düşüyor. Yani çok büyük bir düşüş yaşıyor sezonun ortasında, daha sezon bitmeden. Bu durumda demek ki Bitcoin'de düzenli yükseliş aslında istisna. Yani 3 sezonun sadece birinde aslında düzenli yükseliş olmuş. Ve genelde şu anda piyasada olan arkadaşlarımızın, eskilerin büyük bir bölümü 2017 sezonunda katıldıkları için bu düzenli yükselişe alışıklar. Bu İngilizce tabirle irregular, çok dalgalı yükselişlere alışık değiller. Şimdi onlara bakanlar da sanki hep düzenli yükselmesi gerekiyormuş gibi bir düşünceye kapılıyorlar Bitcoin'de. Aslında düzensiz yükselişler Bitcoin'de asıl, düzenli yükseliş istisna şu anki verilerimize göre. Bakarsak ikinci halving tarihimiz, ödül yarılanması tarihimiz 9 Temmuz 2016. Burada da baktığımız zaman bu 9 Temmuz tarihi gelmeden önce aslında Bitcoin'de bir yükseliş görüldüğünü görüyoruz. Bakın 250'lerden 500'lere doğru tırmanıyor. Farklı olarak burada bu yükseliş sonradan aşağı doğru gitmiyor. Yani 2017-2018 nihayetinde olan sezonda, bu ikinci sezonda bu yükseliş geriye düşmüyor. Düzenli olarak yükselmeye devam ediyor. Temmuz ayında halving gerçekleşene kadar 600-650 dolarlara kadar yükseliyor. Halvingden sonra bir yükseliş daha oluyor şurada gördüğünüz gibi. Ama o da düşüşle neticelenmiyor. Bir düzeltme oluyor. Düzeltme diyebileceğimiz bir geriye çekilme oluyor ve işte şurada biraz böyle işte 5000 dolarlardan 3500 dolarlara, 4000 dolarlara doğru bir kayıp yaşanıyor ve sonra da büyük sıçrama, büyük fırlama meydana geliyor. 3. sezonda ise yine halvingden önce bakın bir yükseliş oluyor. 3000'lerden 10.000'lere, 12.000'lere kadar yükseliş oluyor. Sonra halving tam o sırada pandemiye denk geliyor. Pandemi krizine denk geliyor. Mayıs ayında halving meydana geliyor. Mart ayında halvingden önce 2020 krizi meydana geliyor. Ve ondan sonra bir yükseliş daha, ama o da şöyle ifade edebiliriz belki. Şu yükseliş ve ondan sonra düşüş meydana geliyor. Yani aslında 3. sezon 1. sezonun neredeyse tekrarını yaşatıyor bize. Bakın şöyle, halvingden önce ciddi bir yükseliş. Halvingden sonra da yine bir ciddi bir yükseliş ve ondan sonra ciddi bir düşüş. Burada da 12.000'lerden 3.000'lere düşüyor. Gördüğünüz gibi 5.300 demiş ama burada günlükte iğne olarak 3.000'lere kadar attığını da biliyoruz. Birinci sezonla üçüncü sezon birbirine çok benziyor. Sonradan son bir yükseliş, ama bu son yükseliş 2017'deki kadar Bitcoin üzerinde kuvvetli olmuyor. Ama altcoin'ler burada ciddi yükselişler yapıyor. Şimdi geliyoruz dördüncü sezona. Dördüncü sezonda da aslında halvingden önce 15-16 bin seviyelerinden şöyle 30 binlere doğru ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Sonra o biraz geri çekiliyor ama birinci sezondaki gibi şok bir düşüş olmuyor. Sonra ETF haberiyle aslında yapmamız gereken, yani halvingden sonra yapmamız gereken yükselişi halvingden önce yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Ve bence şu anda fiyatların bu kadar çok dalgalanmış olması, şu halvingden sonra yapılması gereken büyük yükselişi halvingden önce yapmış olmamızdan biraz kaynaklanıyor. Bir de bir önceki sezonda şu ikinci tepenin aslında çok daha yukarılara, 100-150 bin dolarlara gitmesi gerekirdi normalde. Bunun olmamış olmasından yaşıyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda döngülerin bozulduğundan bahsedebilir miyiz? Eğer 73 binden 30-40 binlere düşsek bile biz döngülerin bozulduğundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü hem birinci sezonda hem üçüncü sezonda aslında bu olayları görmüşüz. Yani Bitcoin durup dururken çok yüksek seviyelerden %50'ye varan düşüşleri yaşamış. Daha 2021 yazında da bunu yaşamış. O yüzden döngülerin bozulduğundan bahsedemeyiz. Döngülerin bozulduğundan ne zaman bahsedebiliriz? Bu 73 binlerden Bitcoin 30-40 bin dolarlara düşer ve bir daha oradan ayağa kalkamazsa, yani yükselişler yapamazsa, tekrar eski seviyesini yakalayamazsa veya onun üzerine çıkamazsa. O da nasıl olabilir? Eğer Amerika'daki bu krize son derece meyilli piyasa birdenbire krize dönüşürse, küresel kriz mi geliyor diye bir video yapmıştık 16 Haziran'da. Burada açıklamıştım. İşte burada getiri eğrilerimiz hala negatif ve getiri eğrileri ne kadar çok negatifte kalırsa o kadar büyük bir krizle karşı karşıya kalıyoruz ve daha önce 1929 krizi öncesinde en son bu kadar çok
negatifte kalmış. 600-700 gün negatifte kalmış 10 yıllık 2 yıllık itire eğrisi. Şu anda ise biz işte 16 Haziran'da 711 günmüş. Şu anda da yaklaşık 730-740 güne dayanmış durumdayız. Yani 2024'te 1929'dan daha kötü bir durumda getiri eğrileri. İşte herhangi bir bankanın batması, bankalarda Amerika'da sorun çıkması bizi anında bir küresel kriz içine sokabilir. Bunu şu anda engelleyen şey Amerikan maliyesinin yüksek oranda borçlanma yapması ve bu borçlandığı paraları sürekli piyasaya sokması, ekonomiye sokması bizi bundan uzak tutuyor. Eğer o tarafta bir değişiklik olursa birdenbire küresel kriz içinde bulabiliriz kendimizi. O zaman ne olur? Eğer 30-40 binden Bitcoin bir daha yukarılara çıkamazsa, eski yüksek seviyesini göremezse, onu da geçemezse evet o zaman 2024-25'te yükseliş olması gerekiyordu. Döngülerimizde yükseliş olmadı. O zaman döngüler bozuldu diyebiliriz. O zaman da tabii bizim için pek hoş olmaz. Acılı bir dönem olur. Ama biz 2023'ten beri hem bu küresel ekonomik durumu biliyoruz. Eğer bir piyasaya giriş yapılacaksa, bunun taktiklerini verdik. Yani %100 giriş yapılabilmesi için günlük ortalamaları takip etmeniz gerekiyor. Günlük ortalamalarda belirli sinyaller alırsanız çıkmanız gerekiyor dedik. Ya da onun dışındaki taktiklerimizde zaten %100 piyasaya girme gibi bir durum yoktu. Bu taktikleri de hem daha önceki yayınlarımızda belirttiğim gibi 2023'ten beri söylüyoruz ve bununla ilgili özet bir videonun linkini şu anda yayınlanan videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de bir önceki videomuzda bunu ayrıntılı olarak tartıştık. Yani 429. bölümde 4 Temmuz'da yayınlanan Bitcoin'de kritik gün yani 58.300 seviyesini tartıştığımız bir program yaptık ve orada hangi durumda yani işte Amerika'da kriz olması, bu krizin 1929'a dönmesi vesaire bu durumlarda uygulanabilecek taktikleri de ayrıntısıyla tartıştık. Onları izleyenler için sıkıcı olmaması adına bir daha tekrar etmiyorum. İzlemeyenler bu videolardan tekrar bunları takip edebilirler. Bu videoların linklerini de açıklama kısmına, bu şu anda izlediğiniz videonun açıklama kısmına koyacağım. Şimdi bu haftaya bakarsak, bu hafta likidite koşullarında ne oldu? Fed bir miktar daha para yaktı. Yaklaşık 10 milyar dolar kadar para yaktı. Bankaların Fed'den acil durumlar için aldığı kredi miktarında bir miktar düşüş yaşandı. Bu olumlu bir tabii ki haber piyasalar açısından. Özellikle ters repoda piyasadan çekilen çok ciddi bir miktar para vardı. Bu geri döndü. 664.5 milyar dolardan 425 milyar dolara düştü. Yani 240 milyar dolar civarında bir para piyasaya geri döndü. Bu da olumlu bir haber. Hazinede çok az bir miktar harcama yaptı. Yaklaşık 4 milyar dolar kadar piyasaya para göndermiş oldu. Finansal koşullarda daralma görüyoruz. Haziran ayı boyunca biraz daralma var. Ama tabii ki sıfırdan çok uzağız şu anda. Bu tekrar negatife doğru gidebilir ve finansal koşullar tekrar açılıma uğrayabilir. Bir iyi haber de bankalar hala daha fazla kredi verebilme kabiliyetine sahipler. Yani şu Mart ayındaki gördüğümüz büyük düşüş veya Nisan ayında gördüğümüz şu çanak şeklinde kredilerde azalmayı artık görmüyoruz. Bankalar normale döndü. Normal bir şekilde kredilerini veriyorlar. Bu da şu anda küresel kriz olasılığından aslında uzak olduğumuzu gösteriyor. İşte bu Bitcoin'deki o formasyonun karşılığı olarak aslında Haziran'ın ikinci yarısına itibaren likiditenin gelişlemeye başladığını gördük. Fakat Temmuz, Ağustos, Eylül yani üçüncü çeyrekte çok daha fazla likidite göreceğimizi de biliyoruz hazinenin önceki açıklamalarından. Yani bu formasyonun gerçekleşmemesi için de aslında kuvvetli argümanlar var. Yani Bitcoin 30-40 bin dolara düşmemesi için şu anda kuvvetli argümanlar var. İşte küresel krize savrulmamamız için de göstergelerde kuvvetli argümanlar var. Öte yandan dolar endeksi ciddi bir kayıp yaşadı. 106'lardan 104.8'lere doğru düştü. Bu da piyasalar için iyiydi. Petrol fiyatlarında bir miktar artış var. Bu tehlikeli olabilir. İşte 88.6'ları falan geçerse yukarı doğru, çok daha yukarı böyle 90'ları 100'leri hedefleyecek formasyonlar oluşuyor. Nvidia şöyle bir sert düşüş yaşamıştı. Onun bir yatay yukarı doğru formasyon yaparak adeta piyasa kendisini yedirmeye çalışıyor. Yine çok hızlı bir yükselişten sonra çok hızlı bir düşüş olmuştu. Şu anda orada da bozulan bir yapı görmüyoruz. S&P 500 çok daha sağlıklı bir şekilde yukarı doğru ilerlemeye devam ediyor. Bitcoin'de formasyonumuz evet 30 bin 40 bin
dolaylarını, 40 bin civarlarını hedefliyor. 200 günlük ortalamanın altına düştük ve 200 günlük ortalama destek olarak çalışırken şu anda bakın direnç haline geldi. 58.200, 58.300'leri aşamıyor. Bitcoin oradan dönmeye başladı. Bu iyi haber değil. Aynı şekilde altcoin'ler, yani Bitcoin ve Ethereum dışındaki asıl altcoin'ler, burada da ciddi bir düşüş şu anda görüyoruz. 200 günlük ortalamanın yine altında kalıcı hale geldik. S&P 500 ve Nvidia Bitcoin'deki ve altcoin'lerdeki düşüşe tamamen ters hareket ederken, altın ve gümüş de aynı şekilde tamamen Bitcoin'de hiç gözükmeyen çok güzel yükselişler gösteriyorlar. Çok güzel, mesela şurada bir çift dip, hatta ters omuz baş omuz olarak değerlendirilebilecek yapılar ortaya çıktı ki bu daha da yukarı hedefler veriyor. İşte 2500'e doğru hedefler veren formasyonlar oluşuyor. Düşen trendi kırıyor altın, gördüğünüz gibi. Gümüşte altından da daha hızlı yükselişler gözüküyor. Yine ters omuz baş omuz çok derin formasyon var. Bu da yukarı doğru hedefliyor. Yani nereden baksanız 33 ve üzerine doğru atabileceğini gösteriyor. Diğer piyasalarda bir sorun yok. Bu da bize Bitcoin'deki gelişmelerin aslında geçici olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor. Ama en kötü senaryo gerçekleşirse de bizim buna karşı tedbirlerimiz, ta 2023'ün başlarından itibaren anlattığımız stratejiler içerisinde bulunuyor arkadaşlar. İşte güzel bir özette 29 Ekim'de 2023'te paylaşmıştım. Bu linki de bu videonun açıklama kısmında yine bulabilirsiniz. Bu taktikleri daha önceden görmediyseniz buralardan öğrenebilirsiniz. Bu hafta Amerika'da enflasyon verileri önemli olacak. Perşembe günü açıklanıyor. 11 Temmuz'da önce tüketici enflasyonu gelecek. Ardından Cuma günü de üretici fiyatları enflasyonu gelecek. Bu iki rakam da eğer düşüş gösterirse, yani beklentilerin altında gelirse, tahminlerin altında gelirse piyasalara olumlu yansıyacaktır. Çünkü Fed'in çok ciddi bir şekilde beklenen, uzun zamandır beklenen faiz indirimi için bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu enflasyon verilerinin öncesinde Salı ve Çarşamba günü de Fed Başkanı Powell'ın Türkiye saatiyle 17'de iki tane konuşması olacak. Burada da piyasalar Powell'dan faiz indirimleri konusunda bir ipucu almaya çalışacak ama Powell son konuşmalarında pek bu konuda renk vermemeye çalışıyor. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar, buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.